Es salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak çok şeyleri cem etti bu akşam. Bu akşam çok çok önemli bir akşam, çok çok önemli bir gece. Hem mübarek Cuma gecesi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek gece. Hem Recep-i Şerif'in mübarek bir, şey, Şaban-ı Muazzam'a geçtik. Şaban-ı Muazzam'ın mübarek bir gecesi. Hem de, Çanakkale şehitlerimizin aziz ruhunu şahat ettiğimiz bu gece Çanakkale geçilmez diye adeta tarihe namlarıyla, şanlarıyla yazan ve devri değiştiren, dünyaya namını salan ecdadımızın ruhunu şahat ettiğimiz, şehitliğini adeta ilan ettikleri bu gece İnşallah e, bu gece hem ders dersten sonra sohbetten sonra onlarla alakalı Çanakkale şehitliği şehitlerle alakalı hatimlerimiz var. Onları bağışlayacağız. Beraberce inşallah o şehitlerin ruhunu ruhunu şad edeceğiz. İnşallah onların hatıralarını yad edeceğiz. Önce e, kısaca Bediüzzaman Hazretleri'nin yakın talebelerinden, en yakın talebelerinden Hulusi Yahyagil ağabeyin Tanakkale'de bir hatırası var. Onu anlatıp böyle sohbete başlayacağız inşallah. Hulusi abinin hatırasını anlatıyor. Kendi bizzat bu hatırayı anlatmış, kaydedilmiş, not alınmış. E, Vehbi e, Vakkasoğlu'nun kitabından ben bizzat kendim okumuştum. Diyor ki Şehitler Tepesi. Böyle e, tepenin başına iki tarafta, düşman tarafı da bizim ecdadımız da tepenin başına bir an evvel çıkıp da tepeyi ele geçirmek, tepenin korumasını almak istiyorlar. Ve tepede Türk askerleri adeta böyle büyük bir kıyımla perişan olmuşlar. Arkadan topları yetiştirmeleri gerekiyor. Fakat o topları o tepeye çıkarmak çok zor. Bununla da Hulusi Abi vazifeliymiş. Kendisi bizzat anlattığı bir hakikat bu. Bir hikaye. Topları atların arkasına takıyorlar. Tepenin başına çıkaracaklar. Çıkarırken, çıkarırken, çıkarırken bir yerde artık atlar tıkanıyor. Böyle bir tane atın arkasında bir top var. O topun mutlaka çıkması lazım. Çamura batmış, ittiriyorlar, kaktırıyorlar. Yok. Ne kadar uğraşıyorlar. Bir türlü o çukurdan o topu çıkaramıyorlar. Hulusi abi artık perişan olmuş. Böyle ümitsiz kalmış ve çaresiz ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Atın kulağına eğilip Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam aşkına onun dini, onun davası düşecek diye böyle atın kulağına aykırıyor ya. Çaresiz artık. Enteresandır bakın. Bizzat kendisi anlatmış bunu. Hayatında yalan söylemeyen, dava için yaşayan ve bütün hayatı iman Kur'an davasında geçen dediği zaman hazretlerinin en yakın talebesi. At durduk yere birden diyor böyle şahlanı verdi. Öyle oldu ki sanki hiçbir şey yok gibi mermi gibi yerinden fırladı. Dağın tepesine kadar, zirveye kadar koştura koştura topu çıkardı. Sonra diyor çatlayı verdi. Orada öldü diyor ya. Son vazifesini yaptı. Biz başında ağladık diyor. Yani adeta böyle İslam'ın son kalesi, Öyle yani. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizzat kendisinin gelip de benim evlatlarım orada savaşıyor diye o savaşta bizzat bulunduğu, bizzat cephede görüldüğü o muazzam savaş. Ya Resulallah hitabın gidiyor diye değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı davet ettiği, çağırdığı ve adeta melekler ordusuyla iştirak ettirdiği o savaş. Ya Bedrin aslanları ancak o kadar şanlıydı diye Mehmet Akif Ersoy'un Bedrin aslanları ancak o kadar şanlıydı derken aynı Bedir'de imdada yetişen o melekler Bedir'de imdada yetişen o büyük zatlar orada da aynı kuvvetle aynı himmetle, aynı coşkuyla, aynı kahramanlıkla değil mi? İkinci bir Bedri yaşamışlar, yaşatmışlar elhamdülillah. Ve şu cennet vatanımızı, namusumuzu, dinimizi adeta namahreme çiğnetmemişler. Şimdi mevzu nedir bakın? Buradan bizim almamız gereken ders nedir? Biz her sene 18 Mart'ta şehitlerimizi yad etsek, arkalarından Fatiha'lar, Yasin'ler, Hatim'ler okusak, onlara olan vefa borcumuzu, onlara olan vatan borcumuzu, onlara olan can borcumuzu ifa etmiş, eda etmiş olur muyuz Allah aşkına? Ne dersiniz? Mümkün değil. Onların uğruna öldükleri davaya sahip çıkmadıkça, Onların arkasında durdukları o kaleyi savunmadıkça ha, iman kalesine birer fedai olmadıkça onların hakkını ödemiş olamayız. Yarın ruzi mahşerde onların yüzüne bakamayız. Öyleyse ha, şimdi düşman tarih boyu hangi cepheden saldırdıysa bizim ecdadımız Elhamdülillah o cepheden onları püskürtmüş, onlara karşı direnmiş. Şimdi biz bu ecdada ahirette kardeş olmak istiyoruz, değil mi? Onlarla beraber bulunmak istiyoruz, değil mi? Livaül Ham sancağı altında Uhud şehitleriyle, Bedir şehitleriyle, Hendek şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle beraber dirilmek istemez miyiz? Öyleyse nasıl onlara arkadaş olacağız? Nasıl onlarla aynı safta duracağız? Nasıl onlara vefa borcumuzu ifa edeceğiz? Bunu düşünmemiz icap ediyor. Yoksa her 18 Mart'ta senede bir gün adeta böyle bayram kutlar gibi veya diyelim o günü yad etmek adına ha, hatırasını yad ettik. Değil değil. Olmaz böyle bir şey. Ha, onların uğruna öldükleri dava madem onlar için değil bakın bizim için, dinimiz için, kitabımız için. Öyleyse biz de aynı dava için her günümüzü, her ayımızı, her senemizi bu şuurla, Çanakkale şuuruyla eda etmemiz lazım. Şimdi rahmetli Turgut Özal zamanında böyle Japonya'dan bir heyet gelmiş de Türkiye'yi geziyorlar bizim eğitim kurumlarımızı böyle denetlemek hem de böyle yol göstermek adına onlardan böyle rica edilmiş. O heyet dolaşıyor, 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 bakıyor. Türkiye'nin çok bölgelerinden okulları dolaşıyorlar. Diyorlar ki ya nasıl yapacağız? Biz Japonya'daki bu eğitim seviyesine kendi eğitimimizi nasıl çıkaracağız? Bu milleti nasıl şuurlandıracağız falan diye böyle siz nasıl yapıyorsunuz diye sorduklarında onlar diyorlar ki biz diyorlar çocukları alıyoruz götürüyoruz. Hiroşima'da o atom bombasının atıldığı o dehşetli manzarayı gösteriyoruz. Sonra o manzaranın arkasından bakın sizin düşmanlarınız sizin analarınızı, babalarınızı, dedelerinizi ne hale getirdi. Nasıl perişan etti? Görün bakın. Bunlara karşı intikam almak lazım. Bunlara karşı böyle ölü toprağa dökülmüş gibi yatmamak lazım diye oradan alıp böyle hızlı trenlerin, yüksek sanayinin, teknolojinin işlendiği böyle sanayiye, fabrikalara, şuralara, buralara götürüp böyle onları gösteriyoruz. Ta ki onlara böyle bir şevk gelsin, onları böyle bir gayrete sevk etsin, onları harekete geçirsin diye böyle anlatmış. Bizim o zamanki bakan demiş ki Tamam da demiş bizim bir Hiroşima'mız yok ki, biz nereye götürelim deyince onlar demişler ki sizde bir Çanakkale var. Çanakkale'de öyle destanlar var, öyle hatıralar, öyle hadiseler var ki on Hiroşima'dan daha tesirli, daha kuvvetli ama siz bilmiyorsunuz diye. İnşallah şimdi yeni yeni böyle e, Çanakkale ruhunu canlandırmak adına bir hareket, bir faaliyet, bir gayret var. Cenab-ı Hak o ruhu yaşamayı nasip etsin. Ama o ruh nedir? Yani şunu önce anlamak gerekiyor. Çanakkale'de o lise talebelerinin, bakın Vefa Lisesi 3 sene mezun vermemiş ya. Lise 1, lise 2, lise 3 öğrencilerinin tamamı Çanakkale'de şehit olmuşlar. Lise 1 öğrencisi ya. 15-16 yaşında. Görmüşsünüzdür fotoğraflarını. Nasıl bir şuurdur bunlar bu? Biz demişler okumayacağız. Orada ecdadımız, orada analarımız, babalarımız, dedelerimiz orada ölürken bize burada okul sıralarında oturmak olmaz diye. Kendi iradeleriyle koşup askeriyeye, koşup teslim olmuşlar cepheye. Şimdi öyleyse önce Hanakkale ruhunu anlamak lazım. Neydi o insanları böyle volkan gibi patlatan? Neydi o insanları coşturan? Acaba hangi ufukta Hangi uğurda canlarını feda etmek için yarıştılar? Öyle öyle. Hamilton. Hayır hayır bunlar insan olamaz diyor. Kendi ifadesi var. Çünkü onun insan tarifine göre insanın tek sermayesi hayatıdır, canıdır. Onu da hiçbir şekilde kaybetmemek için her şeye yola başvurur. Ama bakıyor ki bunlar ölmek için yarışıyorlar. Biraz önce diyor. Kendi... Bakın arkasından ruhuna Yasin okuyacak kimse yok. Herkes cephede. Kendi ruhuna Yasin'ini kendisi okuyup da o cephede değil mi? Öyle kahramanca mücadele eden o Çanakkale ruhu. Şimdi bu ruha çok ihtiyacımız var. Bakın şunu ben ısrarla, şiddetle söylüyorum. Çanakkale cephesi kapanmadı. Cephe devam ediyor. Fakat onlar bu cephenin değişik kollarından yanaştılar. Öyle öyle. Bakın Bediüzzaman Hazretleri Van'da Tahir Paşa'nın konağındayken o zaman İngiliz Lordlar kamerasında Lord Gladstone Kur'anı eline almış kaldırıyor kömürgecilik Bakanı. Bu Kur'an bunların elinde oldukça biz bunlara hakim olamayız diyor. Çünkü bakmışlar ki Çanakkale'ye gelmişler. Elinde tutacak silahı yok. Ayağına giyecek ayakkabısı yok. Ama cephede ölmek için yarışan bir nesil. Bu ruh varken ellerinde silahları da olmasa, uçakları, topları, tüfekleri de olmasa biz bu memlekete giremeyiz, bu memleketi alamayız. Biz bunlara hakim olamayız diyor. Ha, öyleyse ne yapacağız? Ya Kur'an'ı bunların ellerinden alacağız. Çünkü Kur'an var, iman var. Yani Ahireti biliyor. Uğrunda ölünecek bir davası var. Ebedi hayatı biliyor. Şehitliğin ölümsüzlük olduğunu biliyor. Ha, diyorlar ki biz diyorlar buna karşı duramayız, dayanamayız. Lordlar kamerasında Kur'an'ı eline alıp diyor ki bu Kur'an bunların elinde kaldıkça biz bunlara hakiki hakim olamayız. Öyleyse ne yapacağız? Ya Kur'an'ı bunların elinden alacağız ya da yeni gelen nesillerini Kur'ansız ve imansız bir nesil olarak yetiştireceğiz diye dehşetli bir plan çeviriyorlar ve artık cepheyi değiştiriyorlar. Artık toplarını, tüfeklerini toplayıp gidiyorlar. Artık silahlarını susturuyorlar ve artık bu milleti ruh ve maneviyat cephesinden vurmak için bu milletin gücünü, kuvvetini aldığı en büyük güç kaynağı, kuvvet kaynağı olan ruh ve maneviyat cephesini, iman ve Kur'an cephesini çökertmek için yeni bir cephe açıyorlar. Yeni bir siperden yanaşıyorlar. Ha, böyleyse, böyle bulunduğu zaman, bakın şimdi onlar bu işi çok planlı yaptılar. İlk beş yıllık eğitim planını yaptılar. Köy enstitülerini kurdular. Dinsiz öğretmenler yetiştirmeye başladılar. Ta ki o dinsiz öğretmenler, dinsiz imansız nesiller yetiştirsin. Baktılar ki bu milletin kahramanlığının altında ahiret imanı var. Çünkü ölümün ebedi hayat olduğunu, şehitlik olduğunu bilen insanlar adeta ölmek için yarışıyorlar. Bu kuvvetin karşısında duramayacaklarını anladılar ve cepheyi değiştirdiler. Aa, bu milletin imanına hücum ettiler. Allah'ın varlığına dair, Allah'ın varlığını anlatan kitapları çürütmeye, imanımıza şüpheler, vesveseler yağdırmaya, ahiretin olmadığına dair kitaplar yazdırmaya başladılar. Ve bu milletin imanına külli bir surette saldırdılar. İkinci bir Çanakkale cephesi açıldı. Ve şu an Çanakkale devam ediyor. Bakın bizim mecdadımız hiçbir zaman toprak için, taş için savaşmadı. Metrekare için, bilmem arazi için savaşmadı. Bizim mecdadımız ilahi kelimetullah için savaştı. Dünyanın dört bir yanına değil mi? Resulullah aleyhissalatü vesselamın adını, dinin sancağını, İslam'ın bayrağını dikmek adına savaştı. Şimdi ha, onlar ne yaptılar? Şimdi artık bu topraktan, memleketten, taştan vazgeçtiler. Sevr'den vazgeçtiler. Lozan'da bizim toprak bütünlüğümüzü tanımak durumunda oldular. Bakın Lozan Anlaşması yapıldıktan sonra Lord Gürzon İngiltere'ye gittiğinde Lordlar kamerasında yuhlanıyor İngiliz halkı tarafından. Biz İngilizler olarak Osmanlılara galip olduğumuz halde neden böyle bir mağlup bir anlaşma imzaladınız? Onların toprak bütünlüğünü niye tanıdınız diye Lord Gürzon'a hesap soruyorlar. Lord Gürzon ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki biz onlara toprak bütünlüğünü verdik. Bizim onlara verdiklerimize karşılık onlardan öyle şeyler aldık ki bir daha onlar eski satvet ve şevketlerine, eski haşmetlerine, eski cesaretlerine asla kavuşamayacaklar diyor. Bakın değil mi cepheyi değiştiriyor. Aldıkları ne? Bizim elimizden değil mi? Kur'an'ımıza hücum edip dinimizi, imanımızı, Kur'an'ımızı almaya çalışmışlar. Nesillerimizi elimizden almaya çalışmışlar. Yani adeta topraklarımızı bize terk etmişler. Ama kalplerimizi, gönüllerimizi, kafalarımızı işgal etmişler. Allah aşkına şu anda bin yıl İslam için savaşan, dine İslam'a hizmet eden, o kahramana ecdadın evlatları vallahi ecdadınızın savaştığı değil mi o insanlara ecdebilere benziyor ya. Yani evlatlar işgal edilmiş. Kalpler, kafalar, gönüller işgal edilmiş. Ruhlar işgal altında. Bakıyorsunuz ki düşmanlarınızın safına geçmiş evladınız size karşı kurşun atar hale gelmiş sokaklarımız işgal altında. Televizyonlarımız işgal altında, radyolarımız işgal altında. Şimdi aslında nedir? İkinci bir cephe var. Bir cephe var, Çanakkale cephesi. Şimdi biz de eğer o ecdadın emaneti olan bu dine, bu namusa, bu vatana sahip çıkmazsak, çünkü bunlar değil mi bayrağı? Ha başta Resulullah Aleyhisselatü vesselam sahabe efendilerimiz Bedir'den Uhud'dan değil mi? Bakın bin yıl bizim ecdadımız Malazgirt'ten Pasinler'den ha getirip Çanakkale'de en son kale düşmeden bize ulaştırdılar mı? Şimdi bayrak bizde mi? Öyleyse biz de bu bayrağı düşürmeden, bu namusa leke düşürmeden, değil mi? Bu vatana namahrem ayağı bastırmadan Bizim de bunun mücadelesini vermek boynumuzun borcu. Çanakkale'deki ecdadımıza arkadaş, kardeş ve ahirette omuz omuza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında yoldaş olmak için bu bizim boynumuzun borcu. Öyleyse o davaya sahip çıkacağız. O gün cephede kurşun sıkarak hücum ediyorlardı. Bugün ise bizim değil mi nesillerimizin kafalarına şüpheler atarak ruhlarına günahlarla, haramlarla, ahlaksızlıklarla, uyuşturucuyla nesillerimizi mahvederek hücum ediyorlar. Buna karşı yeniden Çanakkale ruhuyla ayağa kalkmamız gerekmiyor mu? Nasıl kalkacağız ama ayağa? Adeta iliklerimizdeki kanı emmişler. Manevi direncimiz gitmiş, cesaretimiz kalmamış. Nasıl olacak bu? Öyleyse önce kendimizi iman hakikatlerle teçhiz edeceğiz. Dolduracağız kendimizi ve inşallah o iman volkan gibi patlayıp bizi düşmanlarımıza karşı cesur kılacak. Ve aynı cephede o gün ecdadımız nasıl savaştıysa biz de bugün şu anda dünyada artık sınırlar kalkmış, duvarlar yıkılmış. Artık Değil mi? Mekanın, zamanın bir değeri kalmamış. Dünya bir köy şekline gelmiş. Ve elimizde son sistem tüm dünyanın aklını doyuracak, tüm dünyanın gönlünü fethedecek, tüm dünya insanının muhtaç olduğu bir hakikat var. Biz de bu hakikatlerle inşallah dünyanın fethine yürüyeceğiz. Onlara o gün Çanakkale'yi değil mi vermeyen, Çanakkale kapılarını açmayan ecdadımız bugün bizden dünyanın fethine yürüyen, tüm dünya insanını inşallah Kur'an hakikatlerle kucaklayan bir hareket, bir taarruz, bir inşallah operasyon görecekler. Biz de o ecdadımızın evlatlar olduğumuzu göstereceğiz. Her Bakın her zamanın bir hükmü var. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında cihad etmek kılıncı alıp er meydanı, meydanına çıkmaktı değil mi? Daha sonra Silahlar çıktı, toplar, tüfekler, kutalar arası vuran füzeler çıktı. Bakın şimdi dünyada artık kılıçlar kınına girdi. Artık dünyada toplar, tüfekler patlamıyor. Artık başka savaşlar var. Ekonomik savaşlar, biyolojik savaşlar. Şu virüs bakın işte. Dünyanın dengesini değiştiriyor. Ha, ve en ilerisi psikolojik savaş ve fikir savaşı. Öyle diyor. Ahir vakitte bütün beşeriyet ilim ve fenne dökülecek. İnsanlar bütün kuvvetlerini ilmin en sonu olan belagat edadan ve cezaleti beyandan alacaklar. Kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek için devletler, milletler mücadele ve muharebe edecekler diyor. Şimdi oraya geldi. Yani davanızı sağlam anlattınız mı? Hakikatları ispat ettiğiniz zaman önünüzde dayanabilecek hiçbir kuvvet yok. Ve elimizde tüm dünya insanının aklını ikna edecek, kalbini, ruhunu teslim alacak öyle hakikatler var ki ve elhamdülillah çoğu gibi gidiyor. Yeter ki biz bu silahı kullanmayı bilelim. Tamirci atom bombası diyor. Öldürmek yok, yıkmak yok, yakmak yok. Bu zamanın cihadı manevi cihattır küfrün manevi istilasına karşı manen dirilip ayağa kalkıp o insanları da ölüleri diriltmektir. Şimdi buradan bir bölüm okuyacağım ben. Fakat okumadan önce kısa bir hatıra anlatacağım. Bu manevi cihat meselesiyle alakalı. Şimdi bir ağabeyimiz böyle hatta Sungur abi hayattaydı bunu anlatmışlardı. Biz de o mecliste bulunduk bizzat dinledik. Bir ağabeyimiz böyle hizmetlerde aktif böyle koşturan bir ağabeyimiz rüyasında Halit bin Velid hazretlerini görüyor. Biliyorsunuz yenilgi almayan kumandan Allah'ın aslanı. Halit bin Velid hazretleri rüyasında ona diyor ki siz diyor bizden daha kahramansınız diyor. O da demiş haşa demiş ya olur mu siz Resulullah İslam'ın sancaktarısınız. İslam'ın başkomutanısınız. Yenilgi almamış kumandansınız falan. Hayır hayır diyor. Siz bizden daha kahramansınız falan. Bir daha böyle söylüyor. Tekrar diyor ki hayır diyor olamaz diyor ya. Siz Resulullah görmüşsünüz. Sahabesiniz. Sizin fazilet, faziletinize yetişilmez falan. O tekrar siz bizden daha kahramansınız falan diye böyle şey yapınca neden diyor. Çünkü diyor biz küffarı öldürüp cehenneme gönderiyorduk. Siz ise onların kafasındaki küfrü, inkarı öldürüp onları cennete gönderiyorsunuz demiş. Şimdi bizim düşmanımız cahil değil, cehalet. Bizim düşmanımız kafir değil, kafirlik, küfür bizim düşmanımız. Çünkü kafirin kafasındaki küfrü öldürürsen Oldu Müslüman hemen bizim takıma transfer oldu. Şimdi öyleyse ha, bu zamanda fikirlerle savaşacağız. Onların o fikirlerini değil mi iman bombardımanı altında onların o fikirlerini batıl fikirlerini yok edip kalplerine kafalarına iman hakikatlerini dolduracağız. Ve adeta yangından kurtarır gibi Dünya insanının imdadına koşacağız. Tamirci atom bombası diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu Kur'an hakikatlerine. Şimdi öyleyse cihat devam ediyor. Mücadele devam ediyor. Hele şu virüs sürecinde. Şu internet. Allah aşkına şu anda aynı Çanakkale cephesinde düşmana kurşun atmak gibi şu manevi mücadelede çünkü bir taraftan küfür, inkar, ahlaksızlık, rezillik her taraftan milyon kanaldan hücum ediyor ya. Allah aşkına YouTube'a girin. Kaç kanalda Allah anlatılıyor? Kaç kanalda iman hakikatları anlatılıyor? Bakın yüzlerce, binlerce cephelerden düşman hücum ederken bir yerden bir cephe açılmış direnmeye çalışıyor. Aynı ecdadımızın Çanakkale'deki değil mi resmi? Aynı manzara. Öyleyse aynen o zaman nasıl böyle değil mi? eline kazmayı küreği alan, silah bulamayan, ayağında girici yiyecek çarığı olmayan o ecdadımız cepheye koşmuş. Şimdi de hep beraber cepheye koşacağız. Şimdi cepheye koşmak ne demek? Önce bu hakikatleri okuyacağız, elde edeceğiz. Sonra da değil mi şu vesileyle insanlığa ulaştıracağız. Hiç olmazsa şu dersleri paylaşacağız. Aysa bomba atar gibi ya. Bakın bir paylaşım birisine ulaşıyor, dünyasını değiştiriyor. Öyle öyle bize öyle mesajlar geliyor şaşırırsınız. Ya diyor hiç bilmediğim birisi diyor paylaşmış. Ekrana düştü diyor. Dünyamı değiştirdi diyor ya bak. Ya. Şimdi Barla hayatından Rizal Hazretleri'nin Barla hayatından bir bölüm var burada da. Oradan okuyacağım ben. Şimdi içinde bulunduğumuz davanın, bu meşgul olduğumuz hakikatlerin, gerçekten ecdadın o cephede mücadelesinin devamı olduğunu biliyor muyuz? İnanabiliyor muyuz buna? Yoksa ya işte böyle bir dini sohbet toplandık dağılıyoruz falan. Hayır hayır. Aynı mücadele şimdi devam ediyor. Öyle öyle. İngiliz Lordlar kamerasında Kur'an'ı eline alıp da biz bunların elinden Kur'an'ı almadıkça bunlara hakiki hakim olamayız diye Lord Gladstone Sömürgecilik Bakanı bağırırken Bediüzzaman Hazretleri Van'da Tahir Paşa'nın konanında misafirken gazeteden bunu okuduğu zaman Kur'an'ı eline alıyor. Ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu tüm dünyaya ilan edeceğim diyor ya. Ve bu mücadele böyle başlıyor. Şimdi ordu yürüyor değil mi? Bediüzzaman Hazretleri kendisi şahsen vefat etmiş ama ordusu yürüyor. Değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında bu asrı yeniden asrı saadete çevirmek, tüm dünyayı Kur'an adına fethetmek ve insanlığı yeniden Kur'an'ın nuruyla boyamak için bir seferberlik var. Böyle inandık, böyle iman ettik ve bu uğurda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bakın ne diyor? Ey alemi İslam uyan Kur'an'a sarıl. İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya, ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize-i manevisi olan nur risallerini mütalaa etmeye çalış. Bu cümle bakın. Cepheye koşmak, düşmana kurşun atmak neymiş bu zamanda? Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken, hal ve etvar ve ahlakında, onun manasını neşretsin. Senin dilinden Kur'an'ın ayetini duyan, senin yaşantında da, o ayetin tecellisine hayran olsun, aşık olsun sana. Senin diline girmek için yarışsın adeta. Şimdi cihat bu. Şimdi değil mi sahabe efendilerimizin dünyanın dört bir yanına yayılıp da İslam'ı temsil ederek, yaşayarak neşrettiği devir, zaman yeniden ihya olup dirilme zamanı. Bakın ne diyor. Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken, Hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisanı halinle de Kur'an oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi, insaniyetin vasıtayı saadeti olursun. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın, evlat ve torunları. Yani biz ortalık malı değiliz. Nereden geldiği belli olmayan insanlar değiliz. Biz bin yıl Kur'an'a hizmet etmiş, değil mi? Kanlarıyla dünya tarihini yazmış ve dünyada İslam'ın bayrağını dalgalandıran bir ecdadın evlatlarıyız. Böyle bir intisabımız var. Arkamızda böyle bir ceddimiz var bizim. Şimdi Münazaratta çok enteresan bir ifade var da çok böyle hoşuma gidiyor. Diyor ki bakın bize düşen vazifeyi anlamak için Çanakkale ruhuyla gelecek nesilleri buluşturmak için arada biz köprüyüz. O bayrağı alıp da bizden sonrakilere taşımak için biz de can siperane sipera e koşan o ecdada yakışır, yakışır evlatlar olmaya çalışmalıyız. Bakın diyor ki Şimdi diyor yüz sene önceki ecdadınız bir miting meydanına bir meydana toplansalar yüz sene tam Çanakkale Savaşı'ndaki ecdat. Yüz sene sonraki evlatlarınız da gelseler diyor aynı miting meydanına toplansalar birbirlerini görseler eğer ha o ecdadınız size demeyecek mi diyor. Siz nasıl bizim evlatlarımızla aramızda köprü oldunuz? Bizden onlara neleri taşıdınız? Bizim ruhumuzu, bizim davamızı onlara niye iletmediniz? Niye taşımadınız? Niye götürmediniz? Demeyecekler mi diyor. Sonra o evlatlar, o aziz, muhterem ecdadını gördüğü zaman, dedelerini gördüğü zaman yine dönüp size diyecekler ki bu ecdatla aramızdaki köprü olamadınız. Bu ecdadımızın güzelliklerini, bu ecdadımızın haşmetini, bu ecdadımızın bütün değerlerini bize taşıyamadınız diye iki taraf da sizden davacı olacaklar diyor. Öyleyse iki tarafın da ahirette o meydan kurulacak. Ahirette ecdatla evlat yakamıza yapışacak. Neden bu bayrağı bize taşımadınız diye hesap soracaklar. Öyleyse iki tarafın da yakamızdan düşmesi için biz de bu, bu davaya, bu bayrağa, bu dine sarılacağız bu dinin birer fedaisi olacağız inşallah. Şimdi başka bir yerde çok enteresan bir ifade var bununla alakalı. Diyor ki Tuh o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman tükürükleri yüzümüze gelmemek veyahut silinmek için yazılmıştır diyor bu hakikatler. Yani bizim gayretsizliğimiz, bizim dertsizliğimiz, bizim değil mi davayı umursamayışımız adeta değil mi? Yeni gelen nesillerin ahirette ecdadın yüzümüze tükürmesine vesile olmasın. Veyahut gayretimizle inşallah o tükürükleri silelim. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Ne yapalım? Topu tüfeği alıp cepheye mi koşalım? Kimi öldürelim? Kimin üstüne yürüyelim? Değil, değil. Şimdi ha, medenilere galebe çalmak ikna iledir. Laf anlamayan bedeviler gibi icbar ile değil diyor. Eskiden bedeviyet varmış. Sınırlar varmış. İnsanlar değil mi taassup içinde körü körüne saldırıyormuş. Şimdi öyle değil ya. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin. Kiminle oturup konuşursanız konuşun. Davanızı güzelce anlattığınız zaman hemen ikna olup teslim oluyorlar. Biz bizzat bunu yaşadık ya. İki sene önce Japonya'ya gittik. Bir tane Bakın Tokyo camisine gelmiş. Ve yuruh yuruh insanlar geliyor. Japonlar böyle İslam'a hayran hayran bakıyorlar, araştırıyorlar. Bir tanesiyle tanıştık. Caminin arkasına gelmiş böyle. Arka saflarda bir direğe yaslanmış. 35-40 yaşlarında bir genç. Uzun saçları böyle. Öyle bakıyor. Tanıştık, sorduk. Ben Müslüman değilim dedi. E, o halde ne yapıyorsun burada? Ya burada huzur buluyorum. Ruhuma dokunan bir şeyler var burada. Altı aydır gelip gidiyorum. Neden İslamiyet'i düşünmedin? Müslüman olmayı düşünmedin falan. Aslında İslamiyet çok güzel ama bir sürü şüphelerim, mesfeselerim var. Bakın iki gün ona şu hakikatlerden bahsettik. İki gün okudu. ikinci gün şehadet getirdi. Müslüman olduğu videosu var. Şimdi ne demek bu biliyor musunuz? Adeta dünya insanı bekliyor bizi. Yani dünya insanı bu hakikatları bekliyor. Bir an evvel aynı o cepheye koşan ecdadımız gibi biz de bu cepheye koşmamız icap ediyor. İnsanlığın yeniden dirilişine vesile olmak için gayrete gelmemiz gerekiyor. Yoksa hem ecdat hem evlat bizden hesap soracaklar. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Uyanınız. Alem-i İslam'ın, alem İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak katiyen kârı akıl değil. Yine alem İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyeti insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatınla kendine rehber eylemek lazımdır. Şimdi bu zaman düşman karşına dikilip de senin vatanına, senin dinine, senin gözlük şöyle böyle demiyor bakın. Eskiden Değilmişti. Düşman ne yapmış? Ecdadımızın karşısına dikilmiş. Vatanına, namusuna talibim demiş. Ecdad da o düşmanı görünce bakın dinden en uzak olanı bile, en serserisi bile, değil mi? en ayyaşı bile ne yapar bu durumda? Cepheye koşup ölümüne savaşmaz mı? Şu anda olsa yine ama düşman artık karşıya dikilmiyor. Bakın şurada bir ifade var da çok enteresan. Diyor ki, dediği zaman Hazretlerini 1952'de İstanbul'da gençlik rehberi eserinden dolayı mahkemeye çağırmışlar. Orada Eşref Edip Bey'in, gazeteci Eşref Edip Bey'in Bediüzzaman Hazretleri'yle yaptığı bir röportajdan bir parça. Diyor ki, İstanbul seyahatinden muzdarip olup olmadığını sordum. Bana ızdırap veren dedi, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Burası çok önemli. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da, iman kalesinin istikbali selamette olsa. Yani kurt gövdenin içine girmiş. Bakın arkadaşlar, şimdi Düşünün mesela o zaman düşman gelmiş dikilmiş. Camilerinize sokmayacağız sizi demiş. Mescitlerinizi yıkmaya değil mi biliyorsunuz 18 sene ezanlar okunmamış. Camileri ahırlara çevirmişler. Fakat bakın o zaman namaz kılan insanlar, camileri doldurmaya çalışanlar, ayeta insanlar o engellendikçe şiddetlenen duygularıyla can mücadele etmişler. Şimdi her şey serbest. Her şey serbest. İstediğin yerden namaz kıl. Camiler serbest, okullar serbest, her tarafta serbest. Dini yaşamaya hiçbir engel yok. Allah aşkına camiler boş, mescitler boş, sohbetler boş. Nedir bu? Ha, öyleyse bakın neticeye bakın. Öyleyse o zamandan daha büyük bir taarruz var. Görünmeyen bir taarruz var. İnsanları ruhlarından yakalayıp, Gençliği nefislerinden yakalayıp ayaklarında maddi zincirler yok ama manevi prangalar vurulmuş. İçinden gelmiyor. Ruhundan yakalamış insanları salmıyor mescitlere. Bırakmıyor camilere. Allah yoluna insanların dermanı kalmamış, kanını emmiş sefahet, ahlaksızlık, rezillik. Bitirmişler bizi. Ha, öyleyse yeniden ruhları diriltecek. Bu yangından bu dini, bu davayı, bu değil mi Kur'an'ımızı kurtaracak. Öyle diyor zaman Hazretleri. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem, orası da bana zindan olur diyor. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor ya. Bu ruha ihtiyacımız var. Ebu Bekir ruhu. Ya Rab, cehennemde vücudumu o kadar büyük ki ehli imana yer kalmasın diyecek. Değil mi adeta böyle kendini insanlık için parçalayacak. Kendinden insanlık için vazgeçecek. Ruha, nesillere, değil mi? Ecdat ruhu taşıyan gençlere, gençliğe ihtiyacımız var. Ve bunun için çalışmak gerekiyor. Bunun için faaliyete girmek, hareket etmek gerekiyor. Şimdi Çanakkale ruhu böyle olacak. Bakın. Yüz binlerce imanlı talebeleriniz size ati için, gelecek için ümit ve teselli vermiyor mu? Evet. Büsbütün ümitsiz değilim. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi, ahlaksızlık, rezillik, nefis perestlik hastalığı gittikçe yeryüzüne yayılıyor. Bu müthiş sari, bulaşıcı illete, hastalığa karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın, batının çürümüş, kokmuş, tefessü etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin terü taze iman esaslarıyla mı? büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Bakın adeta ecdadı ecdat yapan o savaş meydanlarında kendini paralayıp parçalarcasına düşmanın karşısına dikilen o ruhun arkasında ne vardı? İman vardı iman. Ya İşte yeniden o imanı kuvvetlendirmek. Öyle diyor bir yerde. Paslanmış bir hemta, eşsiz bir elmas daima parlak camdan kıymetlidir. Şimdi bu, şu evlat, şu nesiller tozlanmış, paslanmış ama bunların aslı elmas, elmas bin yılı İslam'a hizmet etmiş bir ecdadın torunları bunlar. Damarlarında o ecdadın kanı dolaşıyor. Yeniden şöyle bir silkele mi silkeledi mi? Şöyle o üzerindeki gubarı tozu aldı mı? Yeniden o cevher çıkacak ortaya. Yeniden Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Yavuz Sultan Selimler, yeniden Alpaslanlar, yeniden Harit bin Velidler, yeniden inşallah Aliler, Osmanlar, Ömerler, Ebu Bekirler meydana çıkacak inşallah. Çünkü o kan dolaşıyor damarlarda. O iman yeniden ihya edecek bizi. Ve bunun için ümidimizi yitirmeden gayretle çalışacağız. Rabbim de inşallah muvaffak edecek. Bakın ifadeye çok güzel bir ifade. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak Kur'an'ın bahşettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve saadet ebediye ve sermediyeyi gösteren, hakayk-ı imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan nurlara iman nuruna doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. Ey eski çağların, cihangir Asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. Hitaba bak be. <laughs> Cenab-ı Hak bu hitaplara layık etsin bizi inşallah. Yani ecdat yarın bunlar mı bizim evlatlarımız? Böyle evlat olmaz olsun demesin bize. Aa, biz de inşallah onların evlatları olduğumuzu gösterelim. İfadeye bakın ya, tekrar okuyacağım. İnsan şu ifadeye kendini muhasap tuttuğu zaman inanın kanı coşuyor ya. Ey eski çağların, cihangir Asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan... Muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahat ve şehveti medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek sefahat ve rezaleti medeniyeyi süpürüp bu vatana ab-ı hayat olan hakaik İslamiye sularını akıtınız. Hakikaten şimdi bakın ben düşünüyorum diyorum ki ya bu akşamda yapılan şu ders Şöyle Türkiye'deki ehli iman ittifak etse illa bu ders olması şart değil. İlla benim yapmam da şart değil. Birisi çıkıp bir değil mi iman dersi yapsa hep beraber herkes o akşam onu paylaşsa bütün herkesin ekranına ne düşer? Bakın süpür değil mi? Bak ittifa, ittifaka bak ya. İttihada bak. Kalpler değil mi? Toplu attı mı? Öyle diyor. Onu top sindiremez. Süpürüp götürür bir anda ya. Yani an meselesidir ha. Yeter ki bizim kalplerimiz bir, bir atsın. Aynı dava için çırpınalım. Yeter ki samimi olalım. Aynı o ecdadın, teydon başının değil mi? Biz ya Allah bismillah el isabet deyip de elizabet gemisinin bacasından içeri o gülleyi soktuğu gibi değil mi? Biz de inşallah bu hakikatları insanların kafalarından, kulaklarından içeri sokup içerideki imansızlık kalesini parçalayıp değil mi? Allahsızlık kalesini parçalayıp şeytanın kalesini yıkıp Allah'ın izniyle o kalplere, o kafalara nuru, imanı doldurmak için azmettik. Çalışacağız, çabalayacağız. Rabbim de inşallah muvaffak edecek. Bu hususta hepinizden gayret, hepinizden yardım hepinizden himmet bekliyoruz. Bizim birbirimize olan himmetimiz duadır. Maddi bir beklentimiz yok. Bizim birbirimize olan himmetimiz duadır. Bir de bu hakikatları insanlara ulaştırmak için paylaşmaktır, gayret etmektir. Rabbim bu şuuru nasip etsin bize inşallah. Yani öyle insanlar var. Ben şimdi geçen bir abimiz beni aradı. Dedi ki ya her gün dedi öğleden ikindiye kadar elime telefonu alıyorum akraba, eş, dost, eski öğrencilerim, şunlar bunlar telefonla arıyorum. Tek tek abone ediyorum. Tek tek dersler atıyorum onlara, ulaştırıyorum. Ondan sonra bir sürü insanlar dedi abone oldular, izliyorlar. Kaç kişi namaza başladı, kaç kişinin hayatı değişti, kaç kişi beni arıyor böyle falan diye. Şimdi dedim ki ben de ona aynen dedim ecdadın cepheden böyle savaştığı gibi sen de o evdeki o cepheden ne yapıyorsun? Bu iman hakikatlarını değil mi? Ona, ona, ona derken her dört bir yana bu bombardımanı yapıyorsun bak. Aynen o cihatta bulunmuş gibi Cenab-ı Hak seni mükafatlandıracak. Aynı mana, aynı dava. Onlar da bu mana için savaştılar. O zaman değil mi topla süfekle cepheye koşmak gerekiyordu. Şimdi cepheler dünyanın dört bir yanında. Şimdi buradan tek tuşla dünyayı bombalamanız mümkün. Dünyaya bu hakikatler ulaştırmanız mümkün. Öyle mi değil mi? En tesirli silah elimizde ya. Şimdi biz gayrete gelmez. Biz insanlığa bu hakikatleri ulaştırmak noktasında değil mi? Çabalayıp çalışmazsak. Yarın Ruzi Mahşer'de onlar yakamıza yapışır. Bir tarafta ecdat yapışır ve hesabını veremeyiz. Allah muhafaza. ...bakın tekrar okuyorum burayı. ...Kur'an'ın mecrasından ayrılarak... ...birleşmeyen su damlaları gibi... ...toprağa düşmeyiniz... ...hani bir damla toprağa düşse... ...değil mi? ...hele bir de çöl toprağı ise anında buharlaşır gider... ...ama damlalar birleşti mi... ...sel geldi mi... ...toprağı da süpürüp götürüyor bakın... ...biz de her biri biz birer damlayız... ...ve şu ahir zaman çöl... tek başımıza düştüğümüz zaman... ...bu sosyal hayatın içinde... Hesabımız sayılmaz. Perişan oluruz. Öyle oluyor zaten. Kendimizi kaybediyoruz. Bırak davayı. Aa, öyleyse bir araya geleceğiz. Öyleyse hakikatleri beraber paylaşacağız. Öyleyse birleşen damlalar gibi sel gibi bu asrın sefahatini rezaletini inşallah süpürüp götüreceğiz. Yoksa toprak gibi sefahat ve şehvedi medeniye sizi emerek yutacaktır birleşen su gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek nerede birleşeceğiz? Bizde birleşelim, onlarda birleşelim, şunda birleşelim değil. Kur'an'ın mecrasında, Kur'an yolunda birleşeceğiz. Sefahat ve rezalet medeniyeyi süpürüp bu vatana ab-ı hayat olan hakikati İslamiye sularına akıtınız. O hakikati İslamiye suları ile bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak. Bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistan'a dönecektir inşallah. Demek bu iş bizim omuzlarımızda bu vazife bize düştü. Şimdi bayrak bizde. Bu bayrağı düşürmemek için çırpınacağız. Gayret edeceğiz önce kendi imanımızı kuvvetlendirip kurtarıp sonra da başkalarının imanını kurtarmak ve kuvvetlendirmek için harekete geçeceğiz. Kalplerimiz bir açacak. İnşallah böyle tüm dünyaya bu hakikatları, bu sesi, bu güzellikleri duyuracağız inşallah. Çok kısa bir zamanda elhamdülillah milyonları aşan videolar oldu. Anladık ki insanlık şu anda çölde susuz kalmış gibi bu nuru arıyor. Sadece arada bizim değil mi köprü olmamıza ihtiyaç var. Sadece biz arada kabloluk yapacağız. Bu elektrik onlara ulaştırıp onları da nurlandıracak inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi Çanakkale şehitleri adına okunan e, hasimlerin duasını beraberce yapalım inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ve lem yekulluhu kufuwan ahad Allahu ekber la ilahe illallah wallahu ekber Allahu ekber ve lillahi hamd بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فمن شر غاسق إذا وقب فمن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم فبهرمته من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن والبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنه رفيقا ومن النار سترا وحجابا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا بهدايه القران ونجنا من النيران بكرامه القران وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشدد شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الافات والامراض والبلايا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القران العظيم يا رب اوكران حتم لري سوره جليل لري ايمان درس اولا بذات خلاصاي موجودات اشرف مخلوقات حبيب اديب عليه الصلاه والسلام روحه شريف هديه لك واصل الى هبردار الى يا ربي سن peygamberan peygamberan-ı Evliya-i kiramın da ruhlarını hediye eyledik. Haberdar eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin de ruhlarını hediye eyledik ya Rabbi. Ya Rabbi, hususan şu akşamda bütün Çanakkale şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Bütün şehit ecdadımızın da ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onların ruhlarındaki iman şuurunu bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlar nasıl senin kitabın için savaşmışlar. Ömrümüzü senin kitabını okumak, kitabını anlamak, kitabını dünyanın dört bir yanına ilan etmek için geçirmeyi nasip bir müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yarın ruzi mahşerde şehit ecdadımızın yüzüne bakabilecek, onların karşısına çıkabilecek bir gayret, bir samimiyet, bir mücadele nasip eyle ya Rabbi. Böyle bir hayat nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ruhumuza iman aşkı ver. Kur'an aşkı ver. Ya Rabbi Kur'an'ın için, davayı İslamiye için, ecdadımızın fedakarlığından bir damla da bizim ruhumuza damlat ya Rabbi. Ya Rabbi onlar nasıl ellerinde tüfekleriyle, ayaklarında giyecek çarıkları yokken o cephelere koşmuşlar bize de şu iman ve Kur'an cephelerine aynı şuurla, aynı gayretle koşmayı nasibi müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Seyyid Onbaşıların, Yahya Çavuşların, Mehmet Çavuşların ruhlarındaki o dava aşkını, o cesareti, o celadeti, o iman şuurunu bizlere nasip eyle ya Rabbi. Aynı onun onlar gibi bize de Kur'an kalesini savunmayı nasip eyle ya Rabbi. Yeniden Şehit ecdadımızın dünyanın dört bir yanında Kur'an'ın bayrağını dalgalandırdığı gibi yeniden bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünyayı Kur'an'ın bayrağı, dünyaya Kur'an'ın bayrağını taşımayı, dünyayı Kur'an'ın nuruyla nurlandırmak vazifesinde bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızdan sana sığınıyoruz. Şu mübarek gecede, Şaban-ı Muazzam'ın şu mübarek gecesinde, şu cuma gecesinde, şehit ecdadımızın hatırına, Resul-i Kibriya'nın hatırına, Ecdadımız Bediüzzaman'ın hatırına, Ya Rabbi senin katında makbul kullarının aşkına, hatırına Ya Rabbi ne olur şu akşamda günahlarımızı affeyle Ya Rabbi. Şu hakikatleri anlamamıza mani olan günahlarımızdan bizleri arındır Ya Rabbi. Ya Rabbi memleketimizin üzerinde oynanan oyunları, o oyunları oynayanların başlarına çevir Ya Rabbi. Ya Rabbi tüm dünyada ne kadar mahsumlar, mazlumlar varsa. Ya Rabbi Doğu Türkistan'da dünyanın dört bir yanında inim inim inleyen bütün masumları, mazlumları. Sen biliyorsun Ya Rabbi bir an evvel kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi bir an evvel Kur'an'ının nurunu onların imdadına yetiştir Ya Rabbi. Yeniden ecdadın cesaretiyle ayağa kalkıp dirilip de dünyaya yetişmeyi, tüm dünyaya bu hakikatları inşallah aynı şuurla ulaştırmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti taha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.